Günaydın. Evet, 5. günden merhabalar. Biraz önce çok güzel bir kare yakaladım. Telefonumla çektim videoyu. O görüntüleri de sizlerle buluştuk. Gecemiz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Bakar mısınız? Evet. Bu an çok özel bir an. Şöyle hemen yakalayalım. Acaba aralarında nasıl bir diyalog var? Çok merak ediyorum. Sherlock, ne yapıyor? Ne yapıyor kuzucuğum? O ne yapıyor? Orada. Böyle koltuk kenarlarını çok seviyor. Burada, bu koltukta uyudu bu gece. Geldiği zaman çok küçükmüş. Biberonla falan beslemişler. Şimdi şöyle bir yol buldum. Sahipleri geldiği zaman, onlar gittiğinde çok sıkıntı çekiyordum. Kapının önünde ağlamaları falan oluyordu. Mesela bir yere kedinizi verirseniz, yetişkin bir kediyi sahiplenilirse ya eski sahibini hiç görmeyecek alışana kadar ya da eğer günlük sevmeye falan geliyorlarsa gidecekleri zaman hiçbir şekilde uğurlama faslında kedi olmayacak. O oyalanacak, oyunlar oynanacak onunla. Giden gizli bir şekilde gidecek. Ve oyuna daldığı zaman da çok fazla canı sıkılmıyor. Şimdi bakalım 5. günde neler yaşayacağız. Sherlock, o kim? Ama bak sana bakıyor, seni izliyor. Gördün mü? Bak bak, o seni izliyor bak. Sherlock'la birlikteliğimiz devam ediyor. Dışarı çıkacaktım, vazgeçtim. Şu anda da yağmur yağıyor dışarıda. Bugün böyle çok iyiyiz ama dışarıdan sesler geliyor. Üst katta tadilat var. Bu yüzden de sesler geldikçe özlem depreşti. Kapının önünde buradan ayrılmıyor. Biraz önce oyun oynadık. Hani burayı unutsun, kapının önünü unutsun diye. Ama oyun biter bitmez yine geldi. Burada yerini aldı. Saat 4:20 var. Ben ders dinliyorum. O da benim yanımda. Bu sesi çıkarması için o kadar uğraştım ki. Gır gır gır. Çok keyifliyken çıkartıyorlar bu sesi. Evet. Ben araştırdım bunu. Anne sütünden erken ayrılanlar yaparmış bunu. Şu anda emiyor değil mi? Ha, emiyor anne. Bu emme hareketi. Ha, ha. Evet, emme hareketi. Özlemiş baksana. Bana yapıyor, bazen anneme yapıyor. Bana daha çok yapıyor, geliyor sokulu. Yatarken daha çok gelir yanıma. Aramızda değişik bir sevgi bağı var bizim. Demek ki bir kediyi bebekliğinden itibaren aldığın zaman vermeyeceksin başka bir yere ya. Evet. Böyle gelişmiş yetişkin kediyi eğitemezsin bence ve kendine de. Eğitmekten öte eksik kalır. Eksik kalır. Bak o kadar kedinin psikolojisi de evet. Şey olur. Toparlayamazsın kediyi. Sherlock. Yumuşak şeylere karşı çok hassasiyetleri varmış. Ama erken anneden ayrılanlar genelde yapıyormuş bunu. Ben bunu araştırdım bayağı. 2,5 ay anneye emmesi gerekiyor demek ki. Evet. Doğum tarihine ne demiştin? 27 Mayıs'ta almışım. 22 Nisan'da doğumdur. Sadece sevilmek istiyorlar. Hiçbir zorluğu yok. En önemli zorluğu bakım. Rutin bakımları, aşıları. Bir takım hasta olduğu zaman yapılması gerekenler. Tabii ki bir sorumluluk istiyor ve bir masrafı var. Meral'in kucağındaki halini ve tavrını hiç unutamayacağım. Her daim büyüdüğü yer, yetiştiği yer çok önemli demek ki kediler için. Sadece evde beslenen kedilerin ve diğer hayvanlar için de geçerli. Kediye bakmayı düşünmememin en önemli sebeplerinden bir tanesi kısırlaştırılmaları. Kısırlaştırmazsanız evde bakımı çok zor çünkü periyodik aralıklarla erkek kediler özellikle çok kötü bir koku bırakıyorlar ve
çişlerini sağa sola yapmaya başlıyorlarmış. Ki bunu birkaç arkadaştan daha duydum. Dişiler için de çok zor. Doğaları gereği çiftleşmeleri gerekiyor. Ve senede birkaç kere, yani sadece Mart ayında değil, senede 4 kere falan doğum yapan kedileri biliyorum. Onların da canlı olduğunu düşünürsek ve ihtiyaçlarını düşünürsek, bu işlem de onlara sorulmadan yapıldığı için birazcık kafamda soru işaretleri var ve bu yüzden de kedi sahiplenmiyorum. Çok sevmeme rağmen. Çok temizler. Kendilerini sürekli temizliyorlar. Zaten antibakteriyel bir sıvı var dillerinde. Kendilerini mikroplardan arındırıyorlar. Böyle bir özellikleri var. Şimdi tabii ki evde bir kediniz varsa tekrar aynı konuya döneceğim. Kısırlaştırmak mecburi hal alıyor. Yani mesela arkadaşlarımdan var çok direnenler bu konuda. Direnip de yaptırmayıp sonrasında çok zor durumda olanlar. Çok güzel hareketleri var. Böyle hakikaten insanı güldüren, iyi gelen. Bir de severken mesela dinleniyorsunuz. Her şeyden arınıyorsunuz. Evet, 5. geceden merhaba. Ayrılık vakti yaklaştı. Yalnız yatışa bakar mısınız? Bugün kamera önüne geçemedim. Yarın kamera önünde bir takım bilgiler vereceğim. Şimdilik ne diyoruz? İyi geceler. Herkese merhabalar ve bugün 6. günümüz, 5 gece 6 gündür sevgili Sherlock'la birlikte şahane günler geçirdik. Gerçekten çok güzel anılarımız oldu. Günaydın. Evet, 6. güne merhaba dedik. Gördünüz mü? Gölgeyle tanıştı bugün de. Dün kanalıyla tanıştı bugün gölgeyle. Evet, şu anda sabah sporu yapıyoruz. Yavru bir kediyle bir takım problemleri yaşamazsınız. Çünkü yetişkin kedinin bir duygusal dünyası var, duygusal hafızası var. Ve sahibine karşı bir gönül bağı var. Ve bu gönül bağını çok derinden hissettiğine ben şahit oldum. Sherlock'tan bahsedeyim birazcık. Annesi Siam, babası Scottish. Siam kedilerini bilenler bilirler. Kulakları diktir ve patileri çok incedir. Kulaklarını da babasından almış ve çok güzel olmuş. Bence çok yakışmış. Bu haliyle gerçekten çok sevimli ve çok güzel. Şu anda camın önünde dışarıyı izliyor ve dışarıda da benim bahçedeki kedilerimle de bir iletişimi oldu. Siam kedilerinin ırkı Tayland'dan dünyaya yayılmış ve Tayland'da 1800'lü yıllarda tapınak kedisi olarak anılıyormuş. Siam kralı İngiltere ziyareti sırasında iki tane kediyi İngiltere kralına hediye olarak götürmüş ve ondan sonra da dünyaya yayılmış. Siam kedilerinin özelliği daha insancıllar. İnsanlarla araları çok iyi ve sevilmek istedikleri zaman bunu dile getirebiliyorlar. Çok konuşkanlar, çok enerjikler, fit bir vücut yapısına sahipler ve 15-20 yıl kadar bir süre yaşayabiliyorlar. Kediler çok duygusallar ve hassaslar. Bunu tecrübeyle sabit gördüm. Şu anda arkamda evin her köşesini biliyor ve gerçekten de çok güzel anlaştık biz onunla. Duygusal ve hassas oldukları için de doğdukları ev
ya da büyüdükleri ev ve o evin ahalisiyle ilgili müthiş bir gönül bağları oluyor. Beşinci günde, yani çekimlerde izlemişsinizdir, Meral'in kucağındaki pozisyonu ben hiç yakalayamadım. Ve Meral'in kolunu emdi uzunca bir süre. Anne sütünden erken ayrılan kediler, ki kedilerin 2,5 ay kadar anne sütü alması gerekiyormuş. İlk gün ağladı kapı önünde ama ben onun yanına gittiğimde ona dokunmama, onu sevmeme, onu kucağıma almama izin verdi. Dolayısıyla Sherlock'la ilgili şunu net söyleyebilirim. Sherlock gibi kediler, Duman birazcık daha bu olayın dışında, o hiç yaklaştırmadı çünkü kendine. Misafir eten de evinize gelmiş olsa, yetişkin bir kedi sahiplenmiş de olsanız ilk gün lütfen onunla konuşun. İlk iki gün özellikle çok kritik. Kapının önünü benimsiyor ve kapının önünden asla ayrılmıyor. Oranın bir kapı olduğunu ve o kapının dışında sahibine gidebileceğini çok iyi biliyor ve çok hassaslar. Her şeyi anlıyorlar. Gönül bağı dediğimiz şey gerçekten onlarda müthiş. Hani kediler nankördür falan deniyor ama niye öyle deniyor bilmiyorum. Çok sadıklar. Bir hayatı onlarla paylaşmak çok güzel. Yetişkin bir kedi yerine benim 6 günlük deneyimim doğrultusunda bir kedi alacak ya da sahiplenecekseniz mutlaka yavru olmasına özen gösterin. Sizi tanısın, sizi bilsin, yuvası bellesin. Yetişkin kediler birazcık daha zor. Scottish kedilerle alakalı, yani babası Scottish olduğu için bir araştırma yaptığımda biliyorsunuz kıvrık kulaklarından, yüz şeklinden tanınabilecek bir kedi ama biraz hüzünlü bir hikayesi var. Mutasyona uğramış ve o kulaklarının kıvrık olmasının sebebi bir kıkırdak hastalığından kaynaklanıyormuş. Kapıdan bir ses mi geldi? Kapıya biri mi geldi? Koşup bakalım mı kapıya? Evet, 6. gecedeyiz. Biraz önce Meral buradaydı. Sherlock için gelmiş. Ve şu anda bakın sokak kapısının önünde 6. gün olmasına rağmen. Ya çok ilginç bir şey oldu. Demin kapının önündeydi. Çok hüzünlüydü. Dedim ki Sherlock çok üzülüyorum. Ne olursun bak yanıma gel. Lütfen orada durma, orada üşürsün. Biraz ağlamaklı bir ses çıkardım. İnanamazsınız, yanıma geldi. Gerçekten bak ya, çok acayip, çok. Yedinci güne merhaba dedik. Şu anda Sherlock mama yemekle meşgul. Bugün son günümüz Sherlock'la. Dün kumunu da temizledim. Günaydın. Yedinci gündeyiz ve bahçemdeki kedilerle böyle bir pencere ötesi iletişim halinde. Biraz önce Dina'yı takip etti. Sen orada. Sherlock'un bir tiki varmış. Bakın şimdi. Ağzına dikkat edin. Gördünüz mü? Böyle bir ses çıkartınca midesi bulanıyormuş daha sonra çok fazla yapınca. Bir de dilini çıkarmakla kalmıyormuş. Yalanıyormuş falan. Dün akşam öğrendim bunu. Tamam, bu kadar yeter. Şimdilik ne diyoruz? İyi geceler.